Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir yaz molasından sonra 2020-2021 sonbahar kış sezonunun ilk videosuyla karşınızdayım. Bugünkü akışımızda birazcık kalçaların, birazcık burguların tadına bakacağız. Birazcık da merkez bölgeye yükleneceğiz. İki tane bloğa ihtiyacınız olabilir. Benim için masal tadında bir akış bu. O yüzden videonun, bu akışın ismini de masal koyduk. Hazır olduğunuz zaman matımızın üzerinde buluşalım. Eğer bugün matımızın üzerinde sırt üstü yatarak başlayacağız arkadaşlar. Sırt üstü yattıktan sonra isterseniz bacaklarınız uzun, ayaklarınız mat genişliği açıklığında olacak kadar kalabilir. İsterseniz dizlerinizi büküp ayak tabanlarını yere koyabilirsiniz. İsterseniz de hazır yatıyorken birazcık daha kalça eklemim rahatlatsın, kalçalarım açılsın diyorsanız ayak tabanlarını birleştirip dizleri yanlara doğru düşürebilirsiniz. Başın arkası da yere gelsin. Kollar bedenin iki yanında. Gözler kapansın. Alacağımız ve vereceğimiz birkaç nefesi bizi bu ana bağlaması için kullanacağız. Eğer dikkatin nefesine getirdikten sonra birkaç nefesten fazla orada kalamadığını hissediyorsan, kendini şu anla ilgisi bulunmayan geçmişe ya da geleceğe dair herhangi bir düşüncede yakalıyorsan, saymayı düşünebilirsin nefesini alış ve verişlerde. Dörde kadar sayarak alıp, dörde kadar sayarak boşaltabilirsin ve bu dört parçanın her birini eşit tutmayı düşünebilirsin. Bu kadar keskin bir ayrıntıya odaklanmak, zihnimizi birazcık daha bu anda tutmamıza yardımcı olacaktır. Derin bir nefes al. Sakin, sessiz, derin bir şekilde boşalt. Bir sonraki aldığın nefesle gözler yavaşça açılabilir. Bacakların uzunsa eğer yerde dizlerini bükerek ayak tabanlarını yere basabilirsin. Ya da dizleri yanlara doğru düşürdüysen tekrar dizlerin arasını kapatarak ayak tabanlarını yere koyabilirsin. Bir sonraki aldığın nefeste sol bacak ileriye doğru uzarken, sol topuk yere gelirken sağ diz göğse doğru gelsin. Bu noktada buradan Happy Baby'ye, yarım mutlu bebeğe doğru gideceğiz. Eğer dizini göğsüne çektiğinde ya da ayak tabanını tavana doğru gönderdiğinde boynunun geriye aktığını hissediyorsan başının altını bir blokla desteklemek burada kaldığımız süre boyunca boynuna destek olacaktır. Sağ diz göğse doğru geliyor. El parmaklarını sağ kaval kemiğinin üzerinde birbirine ör. Dizini göğsüne birazcık daha bastırırken verdiğin nefeste sol topuğunu ileriye doğru itebildiği kadar itsin. Bir sonraki aldığın nefesle sağ el sağ ayağı dış kenarından yakalasın. Ayak tabanını tavana paralel hale getiriyorum yarım mutlu bebek için. Ve bundan sonrasında birkaç nefes sağa sola doğru basitçe hareket etmeni istiyorum. Herhangi bir yoga duruşu, herhangi bir yoga pozu yapıyormuş gibi değil. Ciddiye alınacak hiçbir şey yok. Sadece basitçe hareket ettiğini düşün. Sağ tarafa doğru geldiğinde belki sağ dizini yere yakınlaştırmak için sol tarafından istediğin kadar ödün verebilirsin. Sonra tekrar ortaya doğru toparlan. Hisler kalça ekleminde ya da sağ iç bacakta olabilir. Kendi bedenindeki hislerinin seni yönlendirmesine izin ver. Bir
Bir sonraki aldığın nefeste sabit kalmanı isteyeceğim. Verdiğin nefesle sol topu ileriye doğru itebildiğin kadar it. Sağ ayak tabanı tavana paralel, sağ dizin arkası 90 derece. Aldığım her nefeste sağ dizi gövdenin yanından yere yakınlaştırmak ister gibi, yere değdirmek ister gibi elimle ayağımı çekerken verdiğim her nefeste de sanki ayağım elimden kurtulup tavana yapışmak istiyormuş gibi hareketlenecek. Orada el ve ayağımız arasında kuvvetli bir direnç bulacağız arkadaşlar. Sağ kolunuzun, sağ bisepsinizin gücünü hissetmenizi istiyorum. Derin bir nefes al ve direnç başlasın. Elin dizini aşağıya doğru çekerken, ayağını aşağıya doğru çekerken verdiğin her nefeste de ayak tabanını tavana doğru göndermek istediğini düşün. Çeneyi gevşet. Son kez derin bir nefes al. Verirken yavaşça gevşesin direnç. Sol dizi bükerek sol ayak tabanını yere bas ve sağ ayak bileğini getirip sol dizin üzerine yerleştir. Burada nefes al. Verirken tekrar kollar iki yana gelsin. Basitçe ortaya ve sola doğru düşürerek sanki sağ ayak tabanımı sol tarafa değdirip tekrar çekmek istiyormuşum gibi. Yine herhangi bir ciddiyet, herhangi bir önem aramıyoruz duruşun içinde. Basitçe hareket ettiğini düşün. Son kez sol tarafa doğru inip kalktıktan sonra orada kal. Nefes al. Verdiğin nefese sol diz göğse doğru gelsin. Ellerini oluşan üçgenden geçirip, daha doğrusu sağ elini üçgenden sol elinde sol taraftan sol dizin arkasına yerleştirebilirsin. Ya da ben sağ elimi sağ dizinin içine yerleştirmeyi seviyorum bu duruşta. Sol elimle de sağ ayağımı dış kenarından yakalıyorum. Aldığın her nefes sol dizi birazcık daha göğse doğru çekmek için olsun. Verdiğin her nefeste de sağ elinle sağ dizini birazcık dışarıya doğru mıknatısla. Ta ki sağ kalçada güçlü hisler buluncaya kadar. Bulduktan sonra orada kal. Sabit kalabilirsin ya da yine hislerin şiddetine bağlı olarak ufak ufak sağa sola doğru hareketlenmeyi düşünebilirsin. Bir sonraki aldığın nefese eğer hareketliysen sabit kalmanı isteyeceğim. Verdiğin nefesle sağ dizini getirip sol dizinin üzerine yerleştir. Ve kartal bacağı için sağ bacağımı, sağ ayağımı daha doğrusu sol baldırımın altına doluyorum. Eğer bu noktada tam bir bağlanma gerçekleşemiyorsa bacak bacak üstüne atmanız da kafi. İlla double olarak, yani çift bağlanmak zorunda değilsiniz. Sadece bacak diğerinin üzerinde kalsa da olur. Sağ bacağım üstte, sağ kolum altta, sol kolum üstte olacak şekilde kollarımı da kartal kolu haline getireceğim. Ve ellerimi başın arkasından geriye, ayaklarımı da ileriye doğru uzatarak yere değdireceğim. Burada nefes al. Verirken diz ve dirsek ortada birleşsin, karnını iyice sıkıştırdığını hisset. Aldığın nefesle başın geriye, ayaklar yere, eller yere. Verdiğin nefesle ortada birleş. Bu iki olsun. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 2 tane daha. 11 ve son kez 12. Orada birazcık kal. Kolları birbirine doğru iyice sıktığını hisset. Bacakları da aynı şekilde. Nefes al. Verirken yavaşça dökülmeye başla. Her şey çözülsün. Kollar iki yana. Bacaklar ileriye doğru uzasın. Derin bir nefes al burada. Verirken sağ bacağın uzun kalmayı sürdürsün. Sol diz göğse doğru gelsin. El parmaklarını sol dizin sol kaval kemiğinin üzerinde birbirine ör. Sağ topu itebildiğin kadar ileriye doğru it. Burada kal bir iki nefes. Bir sonraki aldığın nefeste yine yarım mutlu bebek için sol elinle
Sol ayağın dış kenarından yakalamanı isteyeceğim. Ve şimdi sadece serbestçe hareket etmeye başla sağa sola doğru. Belki bu noktada sağ dizi bükmek daha iyi hissettiriyor olabilir. Dizini bükerek sağ ayak tabanını yere yerleştirebilirsin. Yine sol dizini götürüp gövdenin sol yanından yere değdirmek için sağ tarafında ne kadar ödün vermen gerekiyorsa verebilirsin. Bir iki nefes daha serbestçe hareketlenmeyi sürdür. Bir sonraki aldığın nefese ortaya doğru gelmeni isteyeceğim. Verdiğin nefesle sağ bacağı ileriye doğru uzat. Sol ayak tabanı tabana paralel, sol dizin arkası 90 derece. Yine aldığım her nefeste sol dizi gövdenin sol yanından yere yakınlaştırmayı düşünürken verdiğim her nefeste de ayak elimden kurtulup tavana yapışmayı düşünecek. Derin bir nefes al. Verirken itiş kakış başlasın. Sol kolunun gücünü hissetmeni istiyorum. Sol bisepsinin gücünü. Çeneyi gevşet. Güçlü bir şekilde itmeye ve çekmeye devam et. Son kez derin bir nefes al. Verirken direnç gevşesin. Sağ dizini bük. Sol ayak bileğin sağ dizinin üzerine yerleştir. Kollar iki yana gelebilir. Nefes al. Verirken sol ayak tabanı sağ tarafa doğru indirip tekrar ortaya doğru gelmeni isteyeceğim. Yine serbestçe ve basitçe hareket etmeyi düşünerek. Oh. Son kez sol sağ tarafa doğru inip tekrar ortaya geldikten sonra sağ dizi göğse doğru çekmeye başla. Yine istediğin gibi yakalayabilirsin sağ dizin arkasını ya da benim gibi sağ eline sol ayağın dış kenarını tutup sol eline sol dizin içine yerleştirerek aldığın her nefeste sol ayağın iç kenarını birazcık daha göğsüne yakınlaştırmayı düşün. Verdiğin her nefeste de sol dizini elinle dışarıya doğru it. Sol kalçanla seni baş başa bırakıyorum. Birkaç nefes. O anlatsın. Sen dinle. Bir sonraki aldığın nefeste yavaşça gevşetmeye başla duruşu. Sol diz sağ dizin üzerine yerleşsin. Yine ayakları bacakları birbirine dolamanı isteyeceğim. Bu sefer sol bacak üstte, sol kol altta, sağ kol üstte olacak şekilde kollarını da kartal koluna getir. Aldığım nefeste ellerim başımın arkasından geriye doğru gidiyor. Ayaklarım yere. Verdiğin nefeste ortada her şeyi sıkıştır. Bu bir olsun. 2 3 4 5 6 devam 7 8 9 10 son 2 11 ve 12 yavaşça çözülüp dökülmeni isteyeceğim. Oh. Dizler bükük kalabilir ya da bacakları ileriye doğru uzatabilirsin. Bir sonraki aldığın nefeste dizler göğse doğru gelsin. Eller dizlerin arkasına yerleşsin. Kendini matın önüne doğru yuvarla. Buradan da masaya doğru yerleşeceğiz arkadaşlar. Blokları şöyle kenara alayım. Birazcık hem omurgayı canlandırarak hem de merkezi de azıcık daha ısıtarak devam edeceğiz. Dizlerim kalçalarımın altında. Ayaklarımın üzerine yere bırakıyorum. El bilekleri omuzların altında. Dirseklerimi kilitleyerek dirseklerin içini matın ön kısa kenarına doğru çeviriyorum. El işaret parmağı ve baş parmak köküne her daim sağlamca köklenmenizi istiyorum arkadaşlar. Parmakların arası açık. Bir sonraki aldığın nefes inek için olmaya başlasın. Kuyruk sokumu geriye ve yukarıya doğru iterken göğsünü de öne ve yukarıya doğru gönder. Omuzlar kulaklardan uzak.
başın tepesine doğru uza, nefes al. Burada verirken kedi olacağız ama eğer bu akışta kediyi birazcık daha zorlaştırmak istiyorsan omurganı kedi gibi kabartırken sırtını gökyüzüne, tavana doğru iterken ayakların üzerine basarak dizleri de azıcık yerden kaldırabilirsin. Aldığın nefesle açıl, inek, verdiğin nefesle kedi. Bu iki olsun. 3. Ellerinle yeri çok güçlü itmeni istiyorum kediye geldiğinde. 4. 5. Açıl, nefes al. Kapan. 6. 7. Çene göğse yakınlaşıyor. İt ellerine yeri. 8. 9. Ve son kez. 10. Yavaşça dizler yere. Şimdi el parmaklarını sağa ve sola doğru çevirmeni isteyeceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Eğer dizleri yerden kaldırmak çok zorladıysa bu sefer dizlerin yerde kalabilir. Ya da kendine birazcık daha meydan okumayı sürdürebilirsin. Dizler kalçaların altında, ayakların üzeri yerde. Aldığın nefeste inek için. Göğsünü öne ve yukarıya doğru it. Verdiğin nefeste bir kez daha kedi ol. Dizler yerden sıyrılabilir. Bu 1. 2. 3. 4. 5. Omuzları kulaklardan iyice uzaklaştır açıldığında. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Yavaşça dizler yere. Eğer bu noktada kollarını dinlendirme ihtiyacı duyuyorsan birazcık videoya ara verebilirsin. Değilse el parmaklarını dizlere doğru çevirerek, yani ellerimi ters yerleştiriyorum avuçlarımı yere, devam edeceğiz. Ayakların üzeri yerde. Aldığın nefes omuzlar kulaklardan uzak, başın tepesine doğru uza. Verdiğin nefeste kedi ol, dizler yerden sıyrılsın. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Son 2. 9. Ve 10. Yavaşça dizler yere. El parmaklarını tekrar karşıya doğru çevirmeni isteyeceğim. İşaret parmakları karşıyı gösteriyor. Ayakların üzeri yerde. Aldığın nefesle inek ol. Verdiğin nefese kedi olacağız. Dizleri de yerden azıcık kaldırıp orada kalacağız. Nefes al. Verirken kapa. 10. İt ellerine yeri. 9. 8. 7. Dizleri ne kadar az kaldırıyorsun o kadar zor. 6. 5. 4. Göbeklediğin alt kaburgalara doğru çek. 5. 4. 3. 2. Ve 1. Dizler yavaşça yere, ayak parmaklarını yere tak. Aşağı bakan köpek için kuyruk sokumu geriye, yukarıya doğru gitsin. İlk birkaç nefes hareketli bir aşağı bakan için olsun. Dizleri pedallayabilirsin. Ellerin dört köşesini fark etmeye devam et. Başın boynun rahat. Bakışlar göbek deliğine ya da ayakların arasından geriye doğru olabilir. Bir sonraki aldığın nefesi ayakların arasını birleştirmeni isteyeceğim. Ayak iç kenarları birleşsin. Ayak iç kenarlarının bitişik olduğu bir aşağı bakan köpeğe yerleş. Aldığın nefesi sağ topukla 3 bacaklı köpek için uza. Verdiğin nefeste sağ dizi sol dirseğe doğru çekmeye başla. Omuzlar bileklerin üzerine doğru hizalanıyor. Ve sağ ayağın dış kenarını sol elimin dış kenarına doğru getirip yerleştireceğim.
Burada nefes al. Verirken sol ayağını, yani arkada kalan ayağını bir adım daha sağ tarafa doğru göndermeni isteyeceğim. Bu noktada eğer varsa bloklar gelebilir ellerin altına. İhtiyaç duyuyorsan bloklarla beraber ellerimizi matın sağ kenarına doğru yürüteceğiz. Yani birazcık daha sağ çapraza doğru. Ben blok kullanmayacağım. İhtiyacım varsa kalmaya devam etsin ellerin altında. Sağ ayağım dış kenarındayım. Sağ ayak parmaklarının arasını açabildiğin kadar aç. Aldığın nefesle başın tepesine doğru uzat. Parmak uçlarında kalabilirsin eğer blok kullanmıyorsan. Verdiğin nefesle kapanmaya başla. Sağ kalçanı matın arka sol köşesine mıknatıslamanı istiyorum. Oh, sağ dış bacakta, sağ kalçada güçlü hisler olabilir. Aldığın nefese birazcık daha uzadığını hisset. Belki elleri bir adım daha öne doğru yürütebilirsin. Verdiğin nefesle iç bacakları birbirine mıknatıslamayı, sağ kalçanı arka sol köşeye doğru göndermeye devam et. Bir sonraki aldığın nefesle ellerin yavaşça matın önüne ve ortasına doğru yürümeye başlasın. Verdiğin nefesle sağ ayağını matın içine doğru almanı isteyeceğim ve sağ ayağın dört köşesini yere köklemeni, arkadaki ayağımı da öndekinin arkasına doğru alacağım. Yani ayak iç kenarları birbirine paralel olacak şekilde bu esnada birazcık daha yakınlaştırabilirim birbirine. Aldığın nefesle yarı yol açıl. Verdiğin nefesle kapanmaya başla. Eğer istiyorsan ellerin altında bloklar kalmaya devam edebilir öne kapandığında da. Özellikle sol bacağın arkasını arıyoruz şimdi. Oradaki hislerle kal. Bir sonraki aldığın nefese yarı yol açıl. Uza, omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefese tekrar kapan. Aldığın nefese kollarla gökyüzüne doğru uza. Bakışlar el parmakların takip etsin. Verdiğin nefeste ellerin kalbine yerleşsin. Sağ ayakla geriye doğru büyük bir adımla gidip matın sağ uzun kenarına doğru dönüyorum yüzümü. Ayakların iç kenarları birbirine paralel. Aldığın nefeste kollarla uza. Bakışlar tavana ya da gökyüzüne doğru. Verdiğin nefesle ikiye kapanmaya, katlanmaya başla. İkiye kapandıktan sonra sağ kolunu sol kolun üzerine yerleştirip kollarını yine bir kartal kolu haline getirmeni isteyeceğim. Birbirine doğru kuvvetli bir şekilde sıkıyorum ve dirseklerimi her daim göğsümden, omuzlarımdan uzaklaştırmak istediğimi düşünüyorum. Bu noktada topukları azıcık daha içeriye doğru toplayabilirsin. Ayak parmaklarını şöyle 30-45 derece kadar dışarıya doğru çevirerek. Burada derin bir nefes al. Verirken ellerin dış kenarının yere gelmesi için dizlerini ne kadar bükmen gerekiyorsa bük. Başını boynunu rahat bırak. Orada kal. Bir sonraki aldığın nefesle dizlerini yumuşatmanı isteyeceğim. Şimdi kuyruğuna bir dinozor kuyruğu takıldığını düşün. Bir dinozor kuyruğun olsa nasıl çeker o kalçalarını aşağıya doğru onu hissetmeni isteyeceğim. O dinozor kuyruğuyla beraber belki topuklar bir adım daha içeriye doğru toplanabilir. Dinozor kuyruğunu kalçalarında hissederek yavaş 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 doğrulmaya başla. Burada derin bir nefes al. Verirken dirseklerini göğsünden birazcık daha uzaklaştır. Aldığın nefesle başın tepesine doğru uza. Verdiğin nefeste kalçalar azıcık daha ağırlaşabilir. Burada kalabilirsin. Dizlerin ayak parmaklarıyla aynı yönü gösterdiğine emin ol. Ya da birazcık daha kendini zorlamak istiyorsan topuklar yerden çekilebilir. Orada kal. 10 9 8 7 6 5 biraz daha düşür kalçaları 4 3 2 ve 1 topuklar yere, dizlerin arkası yavaşça düzelmeye başlasın. Şimdi sağ kol üstte hala, sol kol altta. Kendini sıkı sıkı sarılmanı isteyeceğim. Sanki kürek kemiklerini, daha doğrusu derini kürek kemiklerinden ayırıyormuş gibi o kadar sıkı sarıl kendine. Nefes al, göğsünü yukarıya doğru it. Verdiğin nefeste kalbi ileriye doğru iterek kapanmaya,
Başla. Bu noktada ayakların iç kenarı yine birbirine paralel hale gelsin. Başını, boynunu rahat bırak. Bir sonraki aldığın nefesle sağ kol üstte kalmayı sürdürsün. Sağ elim gidip sol kaval kemiğini, sol elimde gidip sağ kaval kemiğini yakalayacağım. Bu noktada yakalayabilmek için ayakların arasını ne kadar kapatman gerekiyorsa bunu kendi ihtiyacına göre ayarlamanı isteyeceğim. Birazcık daha bileğe yakın bir noktayı tutabiliriz. Şimdi sadece bir kolumuzun altı bize oradan geçmek için izin verecek ki bu da sağ kolun altı olacak. Aldığın nefesle sağ kolun altında göğsünü dışarıya doğru çıkarmaya başla. Verdiğin nefesle tekrar kapa. Bu noktadan sonra artık bana bakmana bile gerek yok. Sadece açılıp kapanmayı düşün. Herhangi bir hizalanma aramıyoruz yine. Kalçalar da serbestçe hareket etsin. Dizler eğer bükülmek istiyorsa bükülsün. Hiçbir şeye takılmanı istemiyorum bu noktada. Sadece açıl ve kapan. İki nefes daha. Son kez. Bir sonraki nefesinde eller kaval kemiklerinden ayrılsın. Tekrar avuçlar gidip kürek kemiklerini bulsun. Kendine sıkı sıkı sarıl. Bir sonraki nefesine dizleri yumuşatarak yavaşça doğrulmaya başla. Şimdi sanki üstüne yapışmış terli ıslak bir tişörtü ya da bir spor sütyenini çıkarıyormuşsun gibi o hareketi taklit ederek kollarını yukarıya doğru açmaya başla. Derin bir nefes al, dirsekler bükük, göğsünü aç. Bir kez daha sağ kol üstte, sol kol altta. Nefes al. Sarıl kendine. Çıkarmaya başla tişörtü. Zorlandığını hisset. Bir kez daha nefes al, sarıl. Yukarıya doğru kaldırdığında kollarını sağ elin sol dirseğini, sol elinde sağ dirseğini tutsun. Şimdi tüm dikkatini sol ayak tabanın dört köşesine aktarmanı isteyeceğim. Sanki sol ayağının üzerine bir kum torbası bırakılmış gibi sol ayağını matına doğru ağırlaştırmaya başla. Ve sağ el parmak uçlarını da sol dirseğine doğru ağırlaştırıp yavaşça sağ tarafa doğru eğilmeye başlıyorum. Başın arkasıyla kuyruk sokum aynı hizada. Bu demek oluyor ki göğsüm açık, göğsümü kapatmıyorum yere doğru. Aldığın her nefeste birazcık daha sağ tarafta gidecek bir yer ara kendine. Verdiğin her nefeste de sol ayağının ağırlığını hissetmeye devam et. Burada nefes al. Verirken yavaşça ortaya doğru gel. Eller dirseklerden kurtulsun. Matın ön kısa kenarına doğru gelsin. Öndeki ayak arkadakinin yanına. Plank. Verdiğin nefesle chaturanga. Ayakların üzeri yere gelsin. Yukarı bakan ya da kobra. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Ayakların iç kenarının birleşmesini istiyorum yine bu aşağı bakan köpekte. Aldığın nefese sol topukla üç bacaklı köpek ol. Verdiğin nefesle sol dizi sağ dirseğe doğru çekmeye başla. Sol ayağın dış kenarını getirip sağ elinin dış kenarını olacak şekilde yerleştir. İstiyorsan yine biraz önceki gibi bloklar gelebilir ellerinin altına. Şimdi sağ ayağını, yani arkada kalan ayağını bir adım daha matın sol kenarına doğru yürüt. Ve el parmak uçlarına doğru yükselip matın sol çaprazına doğru yürümeye başla. Sol ayak parmak köklerini itebildiğin kadar ileriye doğru it. Aldığın nefese kalp ileriye. Verdiğin nefesle kapanmaya başla. Şimdi de sol kalçanı matın sağ arka köşesine doğru azıcık daha mıknatıslayıp ittiğini hisset. Orada kal. Sabit kalabileceğin gibi yine hisleri yoğunlaştırmak ya da azaltmak için küçük küçük hareketlenmeyi düşünebilirsin. Gerçekten kuvvetli bir dış bacak açıcı ve kalça açıcı. Oh.
Bir sonraki aldığın nefesle ellerinle tekrar matın ortasına doğru yürümeni isteyeceğim. Verdiğin nefesle sol ayağını bir adım daha içeriye doğru alıp sol ayağın dört köşesini matına kökle. Aldığın nefesle sol ayak tabanına doğru aktarıp ağırlığı arkadaki ayağımı da yani sağ bacağım sol bacağımın arkasında kalacak ve ayak dış kenarları birbirine paralel olacak şekilde getirip diğerinin yanına koyacağım. Yarı yol açıl, nefes al. Verdiğin nefesle kapanmaya başla. Başını, boynunu rahat bırak. Bir sonraki aldığın nefesle yavaşça doğrulmaya başla kollarla. Verdiğin nefesle eller kalbe. Bir sonraki turda arkadaşlar şimdi sol ayakla geriye doğru gidip matın sol uzun kenarına doğru dönebilirsiniz. Ama ben size arkamı dönmemek için tekrar ben matın sağ uzun kenarına doğru yerleşeceğim. Eğer bana bakmak istiyorsan yine kendini ona göre ayarlayabilirsin. Değilse arkanı da dönebilirsin bana. Aldığın nefesle kollarla uza. Verdiğin nefesle öne doğru tekrar kapanmaya başla. Kapandıktan sonra sol kol sağ kolun üzerine gelsin ve bu noktada topuklar birazcık daha içeriye doğru toplansın. Yine ellerin dış kenarını yere getirmek için ve hatta dirseklerini yere getirme gayretinde olmak için dizlerini ne kadar bükmen gerekiyorsa bük. Verdiğin her nefeste dirseklerini göğsünden birazcık daha uzaklaştırıp yere mıknatısladığını hisset. Bir sonraki aldığın nefeste topuklar bir lokmacık daha içeriye doğru toplanabilir. Verdiğin nefeste dizlerini yumuşatmanı isteyeceğim. Aynı dinozor kuyruğunun yine kuyruk sokumuna takıldığını, arkaya takıldığını hisset. O seni aşağıya doğru çekmeye başlasın. Yavaşça yüksel. Burada derin bir nefes al. Yine kalabilirsin. Birazcık daha oturmanı istiyorum kalçalarla aşağıya doğru. Ya da topukları yerden kaldırıp ayak parmak köklerine gelebilirsin. Burada kalacağız. Nefesini bul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Topuklar yere, dizlerin arkası düzelsin. Sol kol üstte, sağ kol altta. Kendine sarılmanı isteyeceğim. Aldığın nefese göğsünü aç. Verdiğin nefese tekrar öne doğru kapanmaya başla. Bu noktada yine ayakların arası birazcık daha kapanıp iç kenarları birbirine paralel hale gelebilir. Çünkü sonrasında yine kollarım ayrılacak. Sağ elimle sol kaval kemiğimi, sol elimle de sağ kaval kemiğimi yakaladıktan sonra bu sefer de yine bana sadece sol kolumun altı müsaade edecek. Oradan göğsümü itebildiğim kadar ileriye iteceğim. Aldığın nefese kapan. Yine bana bakmana gerek yok. Verdiğin nefesle açıl. Devam. Basitçe hareket ettiğini düşün. Hiç bir önem, ciddiyet, hizalanma aramıyoruz bu noktada. Ne kadarına el veriyorsa omurgan, o kadarı senindir. Nefesini kullan. Son kez aç göğsünü. Verdiğin nefesle yavaşça kapan ortaya doğru. Sol kol üstte, sağ kol altta. Tekrar eller kürek kemiklerine doğru gitsin. Kendini sıkı sıkı sarıl. Bir sonraki aldığın nefesle yavaşça doğrulmaya başla. Yine üzerine yapışmış terli bir şeyi çıkarıyormuşsun gibi aldığın nefesle kollar yukarıya doğru açılmaya başlasın. Oh, dirsekleri büyük, göğsünü aç. Bir kez daha. Sol kol üstte, sağ kol altta. Nefes al. Oh, ya da sana ağırlık veren bir şeyden kurtuluyormuşsun gibi. Bir kez daha. Sıkıca sarıl. Nefes al. Çek yukarıya doğru. Yukarıya geldiğinde eller yine dirseklerde kalsın. Bu sefer dikkatin sağ ayak tabanına doğru gitsin. Sağ ayağının iyice ağırlaştığını hissetmeni istiyorum. Ayağın üzerine bir kum torbası bırakılmış gibi aldığın nefesle uza. Verdiğin nefesle sol el parmak uçlarını sağ dirseğin üzerinde ağırlaştırarak sol tarafa doğru meyillenmeye başla.
sağ ayağına köklenmeyi sürdürerek. Aldığın nefesi ortaya doğru gel. Verdiğin nefesi eller dirseklerden kurtulsun. Tekrar matın önüne doğru gelsin. Öndeki ayak arkadakinin yanına. Plank. Nefes al burada. Verirken çaturanga. Ayakların üzeri yere gelsin. Yukarı bakan ya da kobra. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Bir sonraki aldığın nefesle sağ topukla üç bacaklı köpek için uza. Verdiğin nefesle sağ dizini sağ dirseğe doğru çek. Omuzlar ebreklerin üzerine gelsin. Çekebildiğin en yakın ve yüksek noktaya çekmeni istiyorum. Burada nefes al. Verirken sağ dizini sağ bileğine doğru indir. Yere değdirmeden ayağını ya da dizini. Aldığın nefese yukarıya. Verdiğin nefese aşağıya. Bu iki olsun. Yukarıya ve aşağıya. Üç. Dört. Ve beş. Çıkar mı beş tane daha? Çıkar. Altı. 7. İt ellerinle yeri. 8. 9. Son kez. Aşağıya indir. Ve oradan sağ dizin sağ tarafa doğru bırakırken sol bacağı da geriye doğru uzatıp sol ayağın üzerini yere bırakmanı isteyeceğim. Sağ dizinle kalçanı aynı hizaya getirmeyi düşünebilirsin. Dizin arkası da 90 derece olabilir. Nefes alacağım burada. Verirken yavaşça göğsümü yere doğru kapatacağım. İstiyorsan eğer ellerin sol yanağının altına gelebilir. Orada kal. Nefesin kaçtıysa yakala. Nefes verişlerini alışlarından birazcık daha uzun tutmayı düşünebilirsin. Daha kolay yakaladığını fark edersin belki bunu yaparsan. Bir sonraki aldığın nefesle yavaşça doğrulmanı isteyeceğim. Sağ el parmak uçlarındayım. Sol kolumu sağ tarafa doğru uzatmaya başlayacağım. Bu noktada sağ dizini birazcık daha yukarıya doğru çekip sol elini sağ dizin dışına yerleştirebilirsin. Ve sol uyluğumu, sol kalçamı yerden kaldırıp bir lokmacık daha sağ tarafa doğru çekiyorum. Ve boynum, bakışlarım, sağ el parmak uçlarımı takip ediyor. Basitçe bir burguya giriyorum. Verdiğin her nefeste sağ kürek kemiğini matına birazcık daha köklediğini düşün. Bir sonraki nefesinde başın, boynun önce tavana doğru dönsün yüzün. Verdiğin nefese tekrar sağ kol arkadan gelsin. Matına doğru yüzüstü dönerek yat. Ve ellerinle yeri iterek sağ dizinde, sağ bacağında, sol bacağın arkasına doğru götür. Aşağı bakan köpekte buluşalım. Aldığın nefese sol topukla üç bacaklı köpek için uza. Hazır mısın yine birazcık core çalışmaya? Verdiğin nefesle sol diz, sol dirseğe doğru gelsin. Nefes al, verirken sol diz, sol bileği. Bu bir olsun. İki. Geçtin bu yoldan, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yapabileceğini de biliyorsun. Bu üç. Devam. Dört. Aldığın nefese yukarıya, verdiğin nefese aşağıya. Beş. Altı. Yukarı ve aşağı. Yedi. 8, 9, son kez ve 10. Şimdi yavaşça sol dizi sol tarafa doğru yerleştirip sağ bacağı geriye doğru uzat. Sağ ayağın üzeri yere, sol dizimle kalçamı aynı hizaya getirebilirim. Sol dizin arkası 90 derece olacak şekilde tekrar öne doğru uzan. Sağ ayağın üzerine yatmanı isteyeceğim bu sefer de. Ah.
Bir sonraki nefesinde doğrulmaya başla yavaşça. Ellerini yürütüp göğsünü yerden sıyırarak. Şimdi de sağ kolumu götürüyorum, sol tarafa doğru uzatıyorum. Ve sol dizimi birazcık daha yukarıya doğru çekip sağ elimi sol dizin dışına doğru yerleştiriyorum. Yine burgu için bu sefer bakışlarım, boynum sol el parmak uçlarıma doğru dönüyor. Birazcık daha kalçaları sağ tarafa doğru çekip yerleştirebilirsin. Derin bir nefes al. Verdiğin her nefes sol kürek kemiğini matına ısrarla köklemek için olsun. Bir sonraki aldığın nefeste tekrar yavaşça göğsünü matına dönmek için toparlanmaya başla. Eller matına doğru gelsin. Sol dizimi de getirip sağ dizimin yanına alıyorum. Bacaklar geriye doğru uzuyor. Şimdi bu noktada arkadaşlar 3 tane seçenek sunmak istiyorum size. Önce bir şöyle gözlerini kapatıp gerçekten şu anda neye ihtiyacın olduğunu fark etmeni istiyorum. Bu 3 seçenekten bir tanesi birazcık daha şu anda kalp açmaya ihtiyacı olanlar için. Bunun için de dirsekleri omuzların altına yerleştirip sfenkse gelebilirsin. Ya da ellerine yeri itip dirsekleri yerden kaldırdığın bir sfenkse yerleşebilirsin. Opsiyonlardan bir tanesi bu. Bana bu kadar core çalışmak yetmedi. Birazcık daha core çalışacağım dersen eğer forearm plank'e yerleşip bir ayağını diğerinin üzerine atabilirsin. Sağ ya da sol fark etmez. Ya da değiştirebilirsin duruşta kaldığın süre boyunca. Ya da bu zor geliyorsa sadece forearm plank de olur. Forearm plank'e yerleşebilirsin. Ya da şu anda canın bir ters duruş çekiyorsa baş duruşuna yerleşebilirsin. Baş duruşuna kalktığımızda da bir ayağımızı diğerinin önüne alacağız. Sonrasında değiştireceğiz 3 nefes sonra. Diğer bileğimizi öbürünün önüne alacağız. Şu anda neye ihtiyacın varsa ona gidelim. Ben baş duruşunu seçiyorum. Hazır olduğun zaman bu üçünden birinde buluşalım. Baş duruşuna kalktıysan eğer sağ bileğini sol bileğinin üzerine yerleştirebilirsin. 3 nefes. Bir sonraki nefesinde ayaklar yer değiştirsin. Aldığın nefeste yavaşça yere doğru inmeye başla. Ya da plankteysen dizleri yere bırakabilirsin. Sphinx'teysen de göğsünü yere bırakabilirsin. Sonrasında hep beraber çocukla buluşalım. Aldığın nefesle doğrulmaya başla. Verdiğiniz nefeste kalçayı herhangi bir tarafa doğru düşürüp sırt üstü uzanacağız arkadaşlar. Şavasana için. Eğer benim planladığımdan daha uzun bir şavasana'ya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan videoyu burada durdurabilirsin. Kendi istediğin kadar, kendi şartlarına ve ihtiyacına uygun bir şavasana için yerleşebilirsin. Ayakların arası açılsın. Kollar bedenin iki yanında. Avuçlar tavanı görsün. Burnundan derin bir nefes al. Sesi çıkararak boşaltmanı istiyorum. Şşş. Bir kez daha. Şşş. Bir kez daha.
Çeneyi gevşet. Şavasana. Bir sonraki aldığın nefes derin olsun. Ayaklarınız yavaşça kapansın. Kollarla başın tepesinden geriye doğru uzayıp iyice geri. Ah, gözler bu noktadan sonra istediğin bir zaman açılabilir. Dizlerini bükerek ayak tabanlarını yere bas ve sağ tarafına doğru dönerek yat. Oh. Aldığın nefeste sol elinle yeri iterek kendini bağdaşa doğru gönder. Eller kalbin önünde birleşsin. Çok teşekkür ediyorum. Benim saç baş eminim ki çok fazla dağıldı. Olsun. Eller kalbin önünde. Çok teşekkür ediyorum bu pratikte bana eşlik ettiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.